Şu sıralar kendine IŞİD, İslam Devlet adına yakıştıran barbar örgüt, en son gerçekleştirdiği Paris katliamıyla bir kez daha gündemi işgal etti. Fransa Başkanı Hollande, lafı gevelemeden IŞİD'in ülkesine savaş açtığını, Fransa'nın da gereken yanıtı vereceğini açıkladı. Aynı tavır Ankara katliamının ardından bizimkilerden de beklenirdi. Ama heyhat, sadece Ankara katliamının birden fazla terör örgütünün kokteyl tezgahı olduğuna dair mesnetsiz iddialarla yetinildi. IŞİD'e savaş açmaktansa hiç söz edilmedi. Bu arada AB Komisyonu'nun ilerleme raporu gündemden düştü. Oysa enine boyuna tartışılmayı hak ediyor. Çünkü son yıllarda düşük büyüme yüksek cari açık kıskacına sıkışan Türkiye'nin AB çıpasına şiddetle ihtiyacı var. AKP hükümeti Avrupa'yı bunaltan göçmen akınını da fırsat bilip AB ile müzakereleri canlandırmak istiyor. Birkaç müzakere başlarının açılması söz konusu. Hukuk devleti, adalet gibi konularda ilerleme raporu sert eleştiriler ve uyarılar içeriyor. Özgürlüklere yönelik baskılar devam ederken bu müzakere başlıklarının nasıl açılacağını ve yürütülebileceğini konunun uzmanlarına bırakıyorum. AKP iktidarı en hazır olduğunu düşündüğü 17 nolu ekonomik ve parasal politika başlığını kolay lokma sanıyor. Ama Kazınaya pek öyle görünmüyor. AB Komisyonu'nun ekonomiye dair eleştirilerine geçmeden önce AB Bakanlığımızın raporun çevirisini dün itibariyle hala sitesine koymadığını belirteyim. Raporla ilgili yaptığı basın açıklamasına baktım. Ekonomiyle ilgili yegane tepki şu paragraftan ibaret. Türkiye'nin işleyen bir piyasa ekonomisine sahip olduğu vurgulanmakta, makroekonomik dengesizliklere dikkat çekilmekle birlikte rekabet baskısı ve piyasa güçleriyle baş etme kapasitesinin yüksek olduğu ifade edilmekte ve uzun vadeli büyüme için yapısal reformların hızlandırılması tavsiyesinde bulunulmaktadır. Oysa ilerleme raporu, Merkez Bankası'nın politika bağımsızlığına yönelik tehditlerle ilgili çok açık uyarılar yapıyor. Bakanlığın basın açıklamasında bu uyarılarla ilgili tek satır yok. Rapordan alıntıları, TÜSİAD'ın Uluslararası ilişkiler Koordinatörü Bahadır Kale Ağası'nın internete koyduğu çeviriden yapıyorum. Bakalım bizim bakanlık bu satırları nasıl çevirecek ve ne zaman internet sayfasına koyacak? İlerleme raporu ekonomik ve parasal politika konudu başlığın açılması için çalışmalar başlatılmıştır. Girişinden sonra şu genel tespitte bulunuyor. Makroekonomik dengesizliklerin giderilmesinde ilerleme kaydedilmemiştir. Nokta. Ardından yüksek cari açık ve yüksek enflasyon gibi malum sorunların altı çiziliyor ve makroekonomik dengesizlikleri azaltmak amacıyla parasal ve mali politikalarda düzenleme yapılmalıdır tavsiyesinde bulunuluyor. En sıcak konu olan para politikasına gelince, rapor sözü dolandırmadan geçen baharda yaşadığımız faiz savaşına gönderme yaparak şu tespitleri yapıyor. Merkez Bankası'nın para politikasını bağımsız yürüttüğüyle ilgili şüpheler makroekonomik istikrarın bozulmasına yol açmıştır. 2014 Mayıs ve Haziran aylarında yapılan faiz indirimleri enflasyon hedeflemesiyle tutarsızdır ve Cumhurbaşkanı ile hükümet üyelerinin faizlerin düşürülmesi çağrılarından sonra gerçekleştirilmiştir. Hükümet faiz oranlarının düşürülmesi yönünde baskı yapmaya devam etmiştir. Ortaya çıkan sonuçsa şöyle özetleniyor. Artan siyasal baskılar Merkez Bankası'nın bağımsızlığını ve saygınlığını azaltmıştır. AB'nin tavsiyesi ise çok net. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını etkileyen siyasi etkilerden kaçınılmalıdır. Diplomatik söylemin sınırlarında dolaşan bu tespit ve tavsiyelere kısa süre içinde açıklanacak yeni AKP hükümetinin kimi ekonomi bakanlarının ve tabii ki Cumhurbaşkanlığının ne tepki vereceğini ve ne kadar uyacağını yakında göreceğiz.